Mola Saat programı Gaziantep'i gezmeye devam ediyor. Değerli izleyiciler, Gaziantep'in şu an Karataş semtindeyiz. Karataş semtinde sizleri tatlının, kadayıfın merkezi bir ustanın yanına giriyoruz. Burhan Usta'nın yanına giriyoruz. Bakalım Burhan Usta bize neler hazırlayacak, beni takip edin. Programı devam ediyor değerli izleyiciler. Lezzetin noktasına geldik değerli izleyiciler. Burhan Usta'nın yanına geldik. Burhan Usta merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz Ali Bey. Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? İyi. Teşekkür ederiz. Canımız kadayıf istedi. Karataş'a geldik. Yine burada senden özel bir kadayıf isteyeceğim. Bize bugün ne hazırlayacaksın? Size bugün çıtır burma hazırlayacağız. İlk önce çıtır burma nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Onu bir size gösterelim. Tamam. Ondan sonra inşallah tattırırız da. Tamam. Sonra finali ben sabırsızla bekliyorum. Metin yaklaşırsan burada. Şimdi ne yapıyoruz çıtır burma içerisinde? Şimdi nasıl? Özel olarak döktüğümüz burmalı kadayıfımızı çıtır burma yapacak hale getirdik. Ha, çıtır burma hale getirdik. Küçük bir ince oklavamız var. Tamam. Gelelim. Oklavayla. Oklavaya sarıyoruz ilk önce. Ya sarıyorsun abi. Kaç yıldır bu işler aşın abi? 23 yıldan beri bu sektörün içindeyiz. Çalışıyoruz. Dükkanımız da buradan. Geçmişten bugüne nasıl, piyasa nasıl sence abi? Çok şükür piyasamız güzel. İşlerimiz de iyi. Müşterilerimiz de yaptığımız üründen memnunlar. Biz de memnunuz işimizden, müşterilerimizden. Abi, fıstığımızı koyduktan sonra süt kaymağımız özellikle özel yapılmış. Özellikle yerleştiriyor. Oh, yemyeşil kayboldu abi bu kadayıfın, künefenin rengi yemyeşile boyandı. Evet, şimdi... Buna fıstık önemli değil mi abi aslında? Tabii ki. Fıstığımız bol şekilde fıstık. Süt kaymağı özellikle. Süt kaymağı. Ondan sonra... Şöyle katlıyoruz. Kıvırdıktan sonra... Kıvırıyoruz. Metin yaklaşır mısın? Şöyle kıvırıyoruz. Böyle kesiyoruz. Bu evet. Sanki burmalı kadayıf gibi oluyor ama burmalı kadayıf değil, değil mi? Burmalı kadayıf değil. Bu bize has olan bir size tatlı. Yani. Başka bir yerde bunu bulamazsınız. Şimdi çıtır burma patente alınmış bir üründür. O zaman Burhan Usta'nın ve Celal Usta'nın hünerli elleri diyoruz, değil mi? Ondan sonra böyle küçük küçük parçalara bölüyoruz. Bu isteğe göre halledilebilir değil mi? Mesela 2 kiloluk, 1 kiloluk tepsilere tabii, ona göre tabii. 2 kiloluk, 3 kiloluk tepsilerimiz var. 4 kiloluk şöyle tepsilerimiz var. Fıstığın, kaymağın uyumunu görüyor musunuz değerli izleyiciler? Şöyle şunu ben kendim için şuraya ayırsam, sonra onu yesem nasıl olur? Tamam yavaş. Şöyle yerleştirelim. Ürünler bir taraftan yerleştiriliyor. Lezzet hazır değerli izleyiciler. Lezzeti uzun bir yolculuğa gönderiyoruz değil mi Burhan Usta? Evet, şu an tepsimiz, çıtır burmamız hazır. Hazır. Yağını vereceğiz, pişimi alacağız kendisini. Bir altı piştikten sonra ters çevirip tekrar bir altını pişireceğiz. O zaman izliyoruz. Değerli izleyiciler, ocaktan çıktı çıtır burmamız. Fıstıkla süslemeler yapılıyor değil mi Burhan Usta? Evet, şu an son işlemleri yaptık. Çıtır burmamız servisi hazır. Servise hazır. Ali'nin ağzına doğru ilerleyecek değerli izleyiciler. Bir dilimi sağa çıkarıp verebiliriz. Şu dilim. Bu dilim değerli izleyiciler. Lezzetin noktasına doğru, sofraya doğru götürelim diyoruz. Künefeler burada, tatlılar burada, tatlı bir sunucu burada. Ne istiyorsunuz daha değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Ben dayanamıyorum bu tatlının kokusuna. Çok güzel görünüyor. Peki ne yapıyorsunuz ustam, bana biraz künefe bahseder pişiriyoruz. Misiniz? Yapmış peynirli olarak. Künefe. Peynirimiz Hatay'dan geliyor. Peki lezzeti bu. Lezzeti. Görüyoruz. Peki Hatay'dan gelmesinin Antep dururken neden Hatay? Hatay'ın peyniri daha güzel, daha lezzetli künefede kullanıldığı için. Antepliler duymasın. Antepliler. Hatay'a da sevgilerimizi gönderiyoruz buradan ama Antep dururken yani Hatay şimdi dediniz. Hatay. Antepliler kızmasın. Yok Antep. Değil mi sevgili izleyiciler? Yani kızmasın Hatay. Antep peyniri ayrı, Hatay peyniri ayrı.
getir artık, getir çıtır hurmaları getir, yiyelim artık. Teşekkür ediyorum. Süt servisimiz. Vay 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 vay. Metin yaklaş buraya. Metin bak, Burhan abi sanatını konuşturmuş. Ne yazıyor burada? Mola saati çıtır hurma da. Çıtır hurma da. Değil mi? Yani kadayıf da çıtır hurma çatarında alayım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi abi bu işin en zevkli kısmı. Bu kısım benim kısım. Bu bölüm benim bölüm. Bu lezzete bakmak istiyorum. Abi. Şu senin ellerinle koymuş olduğum çıtır hurma. Bu benim ellerimle koymuş oldum. İlk önce onun tadına bir bak. Şöyle söyleyeyim. Bakalım. Bunu nasıl? Şöyle mi yapsam? Ben müsaadenle abi. Ben biraz şöyle. Yani rahat bir şekilde. Ben rahat bir şekilde şöyle. Hop. Şimdi bu kaymak oluyor değil mi? Evet. Kaymağı da batırabilirsin hafiften. Ali'nin ağzından şöyle ortadan batırayım. Değerli seyirciler. Metin gelir misin? Metin. Yeşillerin arasında kadayıf denen bir şey yok burada ya. Vallahi nasıl yapmışsın abi? Yemyeşil. Afiyet olsun. Müsaadenizle değerli izleyiciler lezzete bakalım. Lezzet öyle bir derya olmuş ki neler yok içerisindeki. Vallahi tekrar teşekkür ediyorum. Gerçi burada çıtır hurmanın haricinde farklı lezzetler de sunuyorsunuz. Tabii. Burada hangi lezzetler var? Var? Bize has olan ballı kadayıfımız var. Kaymaklı fıstıklı burmamız var. Burmalının düzü var ayrı yerden. 4 çeşit burmamız var burada. Çıtır burmamız var bize özel. Yalnız bu fıstıkların arasında bunlar çok kaybolmuş abi ya. Ben bildiğim fıstık yedim ya. Bol bol fıstık yani. Kaymak, fıstık, kadayıf. Hepsi birbirine uyumlu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Neler söylemek istersiniz? Tüm müşterilerimizi çıtır burmaya bekliyoruz. Biz de yol uçan herkesin Karataş'a geldiklerinde mutlaka Burhan abinin mekanına gelmesini tavsiye ediyoruz. Çıtır burma bize afiyet olsun. Sizlere buraya gelince afiyet olsun diyoruz. Ne diyelim, afiyet olsun.